Günaydın abi. Günaydın hemşire. Ne e'si? Barıştık mı? Küs müydük ki? Dün gece sana attığım tokattan dolayı bana kızgın değil misin yani? Abi kardeş arasında olur böyle şeyler. Benim melek kalpli güzel hemşirem. Seni çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Sen bana rahmetli ana babamızın emanetisin. Kendim için ne yapıyorsam bil ki aynı zamanda senin iyiliğin için yapıyorum. Biliyorum abi. Hadi kahvaltıya inelim. Güllü kalktı mı? Hayır. Uyuyor herhalde. Uyansa iyi olur. Bugün derse götüreceğim onu. Ne dersi? Madame Emma'ya. Adab-ı muaşeret dersi. Hani bu kız görgüsüzün teki diyordun ya. Günaydın Gülizar. Günaydın. Güllü'yü de gidip uyandırsana. Güllü odasında değil. Değil mi? İyi git bul, neredeyse çağır işte. Güllü çiftlikte değil Muzaffer Bey. Yasin Ağa sabahtan beri her yere baktı. Dallalara bile adam yolladı. Baksınlar diye ama. Kız yok. Ne demek yok canım? Nereye gider kız başına sabah sabah? Sakın kaçmış olmasın abi. Ne diyorsun Allah aşkına hemşire? Niye kaçsın durup dururken? Git herkesi avluda topla hadi. Gören, nereye gittiğini, nerede olduğunu bilen varsa söylesin. Görmediniz mi hiçbiriniz? Ha? Yasin Ağa Ramazan nerede? Buradayım daha ya. Neredesin ulan sen? Şeytan var mı oradaydın dayı? Güllü kayıp. Gördün mü kızı? Nereden göreyim dayı? Emrettiğin gibi kızın yanına yaklaşmıyoruz bile. Bu kız mutlaka bulunacak. Bilen gören varsa şimdi söylesin. Yemin ediyorum falakaya yatırır döverim. Ben Güllü'ye ne olduğunu biliyorum. Her şeyi gördüm. Madem gördün, ne susuyorsun lan sabahtan beri? He? Ben sizden korkmam. Bak hala kemküm edip duruyor, anlat! Gece su içmeye kalktıydım. Avludan ayak seslerini duyunca camdan bir bakayım dedim. Güllü şu tarafa doğru gidiyordu. Koşmadın mı arkasından? Nereye gidiyorsun gece vakti diye sormadın mı? İçi sıkılmıştır diye düşündüm. Biraz hava alıyordur zannettim. Allah belanızı vermesin. Şu kadar insansınız, bir kıza sahip çıkamadınız be. Abi, jandarmayı arayalım mı? Başka çare kalmadı ki zaten. Allah vere de başına bir şey gelmiş olmasa.
anda kızla birlikte İstanbul'a gidiyor olman gerekmiyor muydu oğlum? Ne işin var senin çiftlikte ha? Kız nerede? Ne yaptın kıza evladım? Ya bir şey yapmadım. Ya bir sakin olun, bir durun hele ya. Sakin mi olalım? Ramazan, biz burada oyun oynamıyoruz. Niye İstanbul'a gitmedin, niye sözümü dinlemedin? Beze, gidiyordum, gidiyordum. Hatta İstanbul yoluna bile çıktım ben. Lan içimden, ya bu iş ne kadar da kolay oldu diye düşünüyordum ha. Derken bir baktım ki, ileride jandarmalar yolu kesmişler. Böyle gelen geçen arabaları arıyorlar, biliyor musun? Nesi varmış anlayabildin mi? Karbüratörden galiba komutanım. Tabii ben jandarmaları görünce dayımın kızı kaçırdığımı öğrendiğini zannettim ilk. Çiftliğe dönemezdim artık. Aklıma Beyye yengemin öldüğünden beri kullanmadığımız bağ evi geldi. Ben de kızı aldım, oraya götürdüm. Oraya bıraktıktan hemen sonra arabaya atlayıp çiftliğe geri döndüm. Niye peki geri döndün? Niye sabaha kadar bekleyip de yola çıkmadın? Ya dayım beni görürse bir şeyden işkillenmez diye döndüm ben, anlıyor musun? Kız kendi kendine kaçtı zanneder dedim, ha? Ya sonrasını düşündün mü? Ya abim bağ evine bakmayı akıl ederse o zaman ne olacak? Edemez. Edemez. Biz açık vermezsek akıl edemez. Zaten ben de kızı alıp gideceğim. O zaman arasın dursun bakalım Muzaffer ağa. İstanbul'da bizi bulabiliyor mu? Ramazan doğru der hanım. Eğer biz açık etmezsek Muzaffer Bey bir süre sonra kızdan umudunu keser. Ya Gülizar? Besbelli her şeyi görmüş. Ama nedense abime yalan söyledi. Ya ona ne yapacağız peki? Yasin Ağa seni Muzaffer Bey çağırıyor. Çık Yasin Ağa. Gülizar. Efendim. Seninle konuşmak istediğim bir mesele var. Birazdan yanıma gel. Alır. Bırak Gülizar, bırak. Ben kapatırım kapıyı. Kapat. Dediğim gibi komutan, bu kız bize emanet. Bulunması için ne gerekiyorsa yapın lütfen. Elimizden geleni yaparız. Ben çevre karakolları da haberdar ederim. Teşekkür ederim. Eğer bir şey sormak isterseniz lütfen çekinmeyin. Gece geç saat de olsa. Kolay gelsin, sağ olun. Sen sabah nereleri arattın adamları? Vallahi beyim, eğri ağaçtan yukarı çiçekliğe kadar her tarafa baktırdım. Zaten bu kız yayan kaçmış. Yürüse yürüse nereye kadar yürüyecek kız başına? Aklım bir türlü almıyor Yasin ağa. Durup dururken niye kaçsın? Dün de hiç öyle bir hali yoktu üstelik. Beyim, bir de babasına sorsak. Bu kız baba evine dönmez ama gidebileceği akrabaları falan varsa bilir.
İyi düşündün. Evet. Benim fabrikaya uğramam lazım. Sen de Cemşir'i çağır, fabrikaya gelsin. Ya da dur. Beraber gidelim. Ben seni çarşıya bırakırım. Hadi. Ne olmuş ona Ahmet? Vallahi bilmiyorum beyim. Dün hiçbir şey yoktu. Nasıl yani? Kendiliğinden mi oldu? Bir yere çarptınsa söyle Ahmet. Yalan konuşmana gerek yok. Vallahi billahi haberim yok beyim. Dün arabaların ikisini de sapasağlam çektim avluya. Arabayı ben çarptım abi. Ahmet'in bir suçu yok. Dün biraz dolaşmaya çıkmıştım. O sırada oldu. Ahmet akşam karanlığında görmemiştir. Kadınlara ehliyet veren de kabahat zaten. Bizi fabrikaya bırak. Burada dolaşıp duracağına bağ evine gidip şu kıza bak. Dayın gelmeden dönersin. Gel beraber gezelim. Gel beraber gezelim. Dosta düşmana karşı. Bu ne neşe kız? Güllü kaçtığından beri neredeyse göbek atıp oynayacaksın. Bak hele, senin büyülü melemenini daha sonradan Ramazan gelip yedi. Büyü tuttu mu ne kız? Ne alakası var ya? Kız yemiş olsa neyse. E bacım büyü bu, belli mi olur? Baksana, güllü kaçıp gittiğine göre belası onu bulmuştur. Bulduysa da oh olmuş. Var mıydı öyle dağdan gelip bağdakini kovmak? Muzaffer Bey de karı kazığı neydi görmüş oldu. Güllü de güllü diye tutturuyordu. Bak hele. Kız Esrah'tan gördün mü kızı kaçarken ha? He gördüm ne olmuş? Allah Allah. Garip. Nesi garip ya? Sana bir şey diyeyim mi? Ben kızın kaçtığına falan inanmıyorum. Ben yalan mı söylüyorum yani? Yok bacım onu demedim. Yani bir kız kaçacaksa neden tek başına kaçsın? Kaçamaz mı? Kaçamaz. Bu işin içinde bir erkek barnağı var göreceksin. Yani sen şimdi kimle kaçtı diyor? Bana kalırsa adı Kemal miydi neydi? Onunla kaçtı. Çırpındır bakalım. Elimdesin artık ha? Bir yere de gidemem. Ne diyordun?
Atın yerine eşeğe bağlamam diyordum ben de. Eşek deyip geçmeyecekmişsin ha. Adamı böyle fena çarpar işte. Adam yerine koymadım ben de. Böyle zor iyi bir durum sanırım. Akıllı şimdi sanırım kimmiş? Benim karımsın artık. Alıp götüreceğim seni buradan. Bak sana yemin ediyorum. Beraber İstanbul'a gideceğiz. He? O dayım olacak olan hıyar da avucunu yarasın. Ne? Bir şey mi diyeceksin? Ağzını mı çözün? Bak, sivrilmek, bağırmak yok ha. Söz mü? Bak, söz verdin. Allah belanı versin abi. Ulan erkek bozuntusu. Sen de erkek misin be? Ha? Tek yakalıklı herif. Sen kim bana koca olmak kim? Ha? Ha? Şırnama lan! Bana bak bana. Ben sadece hakkım olanı istiyorum. Baba seni bana verdi. Dayıma değil ki. Sen benim helalimsin. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Bunu aklının bir yerine yaz Gülle Hanım. Allah belanı versin. Çöz beni! Konuşmak istediğinizi söylemiştiniz Selda Hanım. Sen ne gördün dün gece? Bir de bana anlat bakalım. Ramazan'la sizi gördüm. Ya öyle mi? Ne yapıyorduk peki? Gülü'yü bağlamış arabaya koyuyordunuz. Yanlış görmüşsün. Yanlış falan görmedim. Siz arabanın kapısını açtınız. Ramazan da kızı getirip içeri tıktı. Sen beni neyle suçladığının farkında mısın Gülzar? Ben kimseye bir şeyle suçlamıyorum. Ne gördüysem onu anlatıyorum. O zaman niye abime yalan söyledin? Kızı bulamazsın diye. Güllü'yü ben de istemiyorum çiftlikte. Başımıza hanım kesildi Soyka. Siz varken çiftliğin hanımlığı ona mı düşmüş? İyi. Madem ikimiz de aynı şeyi istiyoruz, bu mesele de aramızda sır kalacak. Tamam mı? Tamam. Ama... Aması ne? Çiftlikte işten güçten başımı alamıyorum. Yemekti, temizlikti, şuydu, buydu derken anam ağlıyor. Bundan sonra temizlik yapmam. Mutfağa da girmem. Sadece sizin işlerinizi görürüm. İyi o halde. Anlaştık. Beni çağırmışsınız be. Hoş geldiniz. Geçin oturun.
Gül'ün nerede olduğunu biliyor musunuz? Ne almış ki Güllü'ye? Gitti. Gitti mi? Kaçtı mı yani? Dün gece çiftlikten çıkarken görmüş bizimkiler. Her yerde aradık. Bulamadık. Size gelmedi değil mi? Yok. Vallahi gelmedi beyim. Tahmin etmiştim zaten. Peki buralarda gideceği bir yakını, bir akrabası falan var mı? Yok. Yok. Var mıyım? Yok. Bir ablası var ama uzakta beyim. Tam Malatya'da. Sevgilisi falan? Tövbe. Ne sevgilisi beyim? Güllü asidir ama namuslu kızdır. Canım namusuna bir şey dediğimiz yok. Belki çiftliğe gelmeden önce bir sevdiği vardı, aşıktı. Ne bileyim ben, gencecik kız. Gönül bu. Haşa beyim. Güllü öyle şeyler yapmaz. Hem başka birisi olsaydı bilmez miydim hiç? Evet. Jandarmaya haber verdik zaten. Her yerde arıyorlar. Aklıma kötü şeyler getirmek istemiyorum ama. İnşallah başına. Neyse, aklınızda olsun. Bir şey duyarsanız, aklınıza bir şey gelirse beni hemen haberdar edin. Olur be. Hadi bakalım. İyi haberlerinizi bekliyorum. Hadi Cemil. Hayırdır baba? Ne işiniz var burada? Güllü kaçmış. Ne demek Güllü kaçmış? Kaçmış işte ulan, kaçmış. Bildiğin kaçmış. Ah Güllü, ah. Boyun devrilsin. Hepimizi yaktın soyka. Ah hele. Sakın bu işte Kemal'in parmağı olmasın. Nasıl olsun eşit? Herif mapusta değil mi? Hani kıza mektup falan yazdıysa? He, doğru Dina. Kesin Kemal'in işi bu. Ulan. Ben de gidip Kemal'in kafasına sıkmazsam Bağda. Geçti o iş, geçti. O işi sen vaktiyle halledeceydin. Mahalle, şu Kemal'in evine bir gidip bakalım, yürü. Orada mıdır Güllü? Bilmiyorum. Ama sonra keşke baksaydık diye yanmaktansa, yürü. He, ben de geliyorum sizden. Aman istemez, istemez. Sen otur öyle oturduğun yerde, istemez. Yürü kurban. Beni bilen bilir. Bilmeyenler de sorup öğrensin. Adım İbrahim. 4 cinayetten idamlı. Bundan kelli. Bu koğuşun ağası benim.
İtirazı olan varsa şimdi ötsün. Ötsün de kafası kopacak kuşların kim olduğunu görek hele. Müsait misiniz Güllü Hanım? Bak, senin için odun topladım. Üşüme diye. Hoş. Gece belki koyun koyuna yatarak. Isıtırım ben sana ha? Avucunu yalarsın. Muzaffer Bey fellik fellik arıyordur şimdi beni. Nasıl olsa gece basmadan gelir bulur. Hele bir gelsin. Ben biliyorum sana o zaman ne yapacağımı. Daha çok beklersin. Çok. Dayım senin kendi kendine kaçtığını zannediyor, biliyor musun? Senin anlayacağın kimsenin peşimize düştüğü de, düşeceği de yok. Burada bir sen varsın. Bir ben. Bir de Cenab-ı Hak. Hı? Bırak! Hayır! Sık dişini biraz. Akşama yemek getireceğim sana. Kız, bu ağzındakiler bile çok güzelsin ha. Güllü burada mı? Ne arasın senin zilli kızın burada? Yanlış yere geldiniz. Sen onu ummanede ara. Ulan şimdi seni var ya. Şirnemene lüzum yok hanım. Adam gibi soruyoruz. Güllü burada mı değil? Yok dedik ya. Ne arar Güllü burada? Şeytan görsün. Güllünüzü de, sizi de. Aç kapıyı içeri bakın. Ana! Hele bir gir. Jandarmaları toplar mıyım, toplamaz mıyım başınıza? Hadi gel gidelim, gel gel. Ne oldu da size ne istiyorlarmış? Güllü'yü arıyorlarmış. Kaçmış mı kız? Kaçmış Aral. İnşallah bulamasınlar. Kanlı entarisi gele. Eli ayağına dolana da gebere inşallah. Usta! Muhsin Usta! Güllü kaçmış. Kaçmış mı? Nasıl? Muzaffer Bey'in odacısı konuşurlarken duymuş. Güllü dün geceden beri ortalıkta yokmuş. Görüyor musun şu Kemal'in yaptığını? Önce kızı terk et, ondan sonra da pişman ol, ayart. Dur bakalım canım. Ayarttığını nereden biliyorsun? Ayartmış işte, besbelli bir şey. Yoksa Güllü niye kaçar? Kime kaçar başka? Kemal yapmaz öyle bir şey. İnanmıyorum ben. İnanmıyorsan git Kemal'e sor. Bak bu işin içinde Kemal'in parmağı yoksa bana da Pakize demesinler. Çorba taşmış, görmedin mi kız? Kime diyor?
Bak beni duyuyor mu Zilli? Kızım boya sürmeyi bırak, kaldır bir tarafını, bana yardım et. Akşama kadar dünyanın işi var daha. Kusura bakma Seyyar Hanım ama ben artık mutfakta çalışmıyorum. Elinin körü. Bana bak kız, benim tepemin tasını attırma. Vallahi gider Halide Hanım'a şikayet ederim ona göre ha. Evet, zaten kendi dedi bana elleşme mutfaktaki işlere diye. Bundan sonra yukarıda benim işlerime bakarsın dedi. Bak canım, ufakatta civciler yesin. Vallahi bak, al kadın orada inanmıyorsun, git sor. Eski köye yeni adet nereden çıktı bakalım? Bilemiyorum vallahi. Bana bak Gülizar. Güllü bu evden gittiğinden beri sen bir dolaplar çeviriyorsun ya. Hadi hayırlısı kızım. Gel. Buyurun, girin Muzaffer Bey. Bir gelişme var mı diye sormaya geldim. Bir gelişme olsa sizi haberdar etmez miyiz? Buyurun, oturun lütfen. Oğlum, bize iki çay al gel ocakta. Zahmet etmeyin, hiç gerek yok. Olur mu öyle şey? Emredersiniz komutan. Şu anda Güllü'yü 6 karakol birden arıyoruz. Ama kızdan tek bir iz bile yok Muzaffer Bey. Kanaatimce bu vukuat bize intikal ettirdiğiniz gibi olmamış Muzaffer Bey. Anlamadım. Çiftlik çalışanlarından biri Güllü'yü tek başına kaçarken gördüğünü söylüyor. Adı neydi? Gülizar. Evet, Gülizar. Oysa siz Güllü daha dün gayet mutluydu. Hiç kaçacak hali yoktu diyorsunuz. Evet. Kusura bakmayın Muzaffer Bey ama ikinizden biri ya yanılıyor ya da birileri yalan söylüyor. Bilmiyorum Gülizar benden korktuğu için bütün bunları uydurmuş ya da farklı anlatmış olabilir mi? Ben Güllü'nün tek başına kaçtığına pek ihtimal vermiyorum. Güllü ya biriyle kaçtı ya da çiftlikten zorla kaçırıldı. Hayır, çiftlikten zorla kaçırılması mümkün değil. Gece yarısı birilerinin çiftliğe girmesi imkansız, mutlaka duyarlar. Ama çiftlikte birçok çalışanınız var. Irgatlardan, marabalardan biri kaçırmış olamaz mı? Güllü kayıp. Gördün mü kızı? Nereden göreyim dayı? Emrettiğin gibi kızın yanına yaklaşmıyoruz bile. Muzaffer Bey. Efendim? Şüphelendiğiniz biri diyorum. Var mı? Hayır. Yemin ediyorum var ya, bütün çiftlik mis gibi kokuyor Hasan Yaran'a. Kızdan haber var mı? Ha, ben ne bileyim, onu Muzaffer Ağa'ya soracağım. Bakıyorum test olduğu için kızdan. Güllü güllü diye oraları buraları yıkıp yakıyordun, ne oldu şimdi ha? Aman, boş ver. Sen ne yemek yaptın, onu söyle. Aklım, fikrin gırtlandı değil mi? Bak bakalım beğenecen mi? Düğün çorbası. Oh. Etli yaprak sarması. Bayılırım yemin ediyorum. Ağzına layık. Bulgur pilavı. Ya senin canını yerim ben ya. Oh. Ben de sana kurban oldum. Ellerine sağlık. Keşke şöyle köfte möfte gibi kuru bir şey de yapaydın. Kabağı hafıza götüreceğim, biliyor musun? Akşama kadar zabredersen onu da yaparım. Zabretmem mi ya? Çok makbule geçer. Hem kabağın hayır duasını alın. Ama kabağın hayır duasından ne olacakmış? De git. Hadi kolay gelsin.
gelmişken şunları da yıka hele. Kendi pisliğini kendin yıka. Anlamadım. Fasulye mi? Alo. Sesin gelmiyor kardeş. Alo. Kendi pisliğini kendin yıka dedim. Ha, şimdi duydum. Basın kafasına itin. Hoş geldin usta. Hoş bulduk. Nasılsın Kemal? Sağ ol usta, iyiyim. Sen nasılsın? Fabrikadakiler nasıl? Herkes bıraktığın gibi işte. Usta, susmaya mı geldin buraya? Anlatsana. Kemal. Evet usta. Güllü. Güllü hiç ziyaretine geldi mi bu yakınlarda? O defter kapandı usta. Hem sen niye açıyorsun ki bu bahsi şimdi? Güllü çiftlikten kaçmış evladım. Nasıl kaçmış? Bilmiyorum. Cemşir'le Reşit geldi bugün fabrikaya. Muzaffer Bey'i çağırmış. Onlara söylemiş. Biz de odacısından duyduk Muzaffer Bey. Kaçmışsa kaçmış. Bana ne? Umurumda mı sanıyorsun Güllü? Evet, umurumda. Hayır usta, umurumda değil. Sen de benden şüphelendin, öyle mi? Senin bu işle bir ilgin olmadığından emindim zaten. Emin olduğum bir şeyi bir de senin ağzından duymak istedim. Duydun işte usta. Jandarma bir şey bulabilmiş mi bari? Hayır. Güllü'nün başka biriyle kaçmış olabileceğini söylüyorlar. Ya da kaçırılmış olabileceğini. Olur mu canım öyle şey? Çiftliğe yabancı biri girse mutlaka haberimiz olurdu. İçeriden biri yapmış olabilir diyor komutan. Irgatlardan ya da arabalardan biri. Bilmem. Mümkün mü bu sence? Tahmin etmiyorum. Yapmazlar. Ben adamdayım. Sana afiyet olsun. Sana da abi. Ha. Ramazan'ı gördün mü bugün hiç? Evet. Bütün gün çiftlikteydi. Neden sordun? Hiç. Hiç. Hiç.
Evet Gütçük Bey, bunlar da kuru köfteleriniz. Allah razı olsun, çok makbule geçti biliyor musun? Sefer tasına da etli yaprak dolmasıyla bulgur pilavı koydum, tamam mı canım? Aha işte bu da. Ekmeğiniz afiyetle. Allah ne muradın varsa versin seyyar ana. Kaba kafı senin için öyle bir dua edecek ki. Aha bak buraya yazıyorum. Sırat Köprüsü'nden kuş olup uçacaksın. Hadi hadi çok konuşma yürü hadi. Hadi hadi ben kovuldum. Nereye gidiyor bu elinde sepetli böyle? Kabak Hafız'a yemek götürüyor. Acıktın mı kız? Acıkmışsındır, acıkmışsındır. Bak ne getirdim. Bak. Köfte var.
Ondan sonra dolma var, pilav var. Ha? Dur. Aç ağzını. Yemeyecek mi kız? Seyyar ana yaptı ha, çok güzel. Aç. Ayıp ediyorsun ha. Sana da hiç yaranılmıyor yani ha. Yana sen yeme. Ben yerim. Yemeyeceksin kız Esat'tan. Çözeller mi de yiyeyim? Bebek miyim ki ben ağzıma tıkıyorsun? He, çözeyim ondan sonra kaç, değil mi? Açlıktan adım atacak halim mi var? Çöz de iki lokma yiyeyim, insafsız. Salak belledin, değil mi? Allah belanı versin. Belanı versin. Belanı versin. Kız nereye gidiyorsun sen he? Bak aç kapıyı Güllü. Aç Güllü. Güllü. Sana ne dedim? Biçimli dur dedim, değil mi? Ne demişler? Musi'yle uslanmayan ayatmanı tektir. Ha? Tektirle uslanmayanın hakkı kötektir. Gel buraya. Dur. Tazeliyim mi? Yok. İçmem usta, sağ ol. Ne dedi Kemal? Anlatsana usta. Günahını almışsın. Hiçbir şeyden haberi yok oğlan. Hep benim yüzümden. Senin yüzünden mi? Benim yüzümden ya. Kemal bundan ayrılınca akıl verdiydim ona. Madem Ramazan'ı sevmiyorsun, o zaman Muzaffer Bey'le evlen dedim. O ne dedi? Ben sevmediğim, aşık olmadığım bir adamla nasıl evleneyim ki dedi. Demek dayanamadı daha fazla. Kaçtı gitti sonunda. Senin bir suçun yok Pakize. Düzen baştan bozuk bir kere. Şu başlık parası denen şeyi toptan kaldırıp atma. Atmazsak daha Güllü gibi, Kemal gibi çok gencin canı yanar. Ne olur böyle konuşma usta. Bak korkuyorum. Neden korkuyorsun? Sen böyle konuşmaya başlayınca mahalledekiler komünist bu herif diyorlar. Desinler. İnsanlara yafta yapıştırmak kolaydır. Önemli olan hep doğrunun, aklının yanında yer almak. Haksızlıklar karşısında herkes susarken sen konuşabiliyorsan eğer, işte o zaman insan olmaya bir adım daha yaklaşmışsın demektir.
Sana bir teşekkür borcum var Kemal kardeş. Neye teşekkür? Dün İbrahimlere kafa tuttun benim için. Çocukluğumdan beri kimse kollamadıydı beni böyle. Sağ ol. Lafını bile etmeye değmez. Boş ver. Sen neden düştün mahpusa Yılmaz kardeş? Büyükbaşlardan birine kafa tuttum da ondan. Mahkemeye çıkana kadar salıvermediler bile. İçeride bekle deyip tıkıverdiler. Kimmiş bu büyükbaş? Deyyus'un biri. Vakti zamanında yanında ırgatlık ederdim. Büyük çiftlik ağası Muzaffer Bey. Anladın mı? Evet. Evet, anlıyorum. Çok teşekkür ederim komutan. Ben sizi bir daha da ararım. Sağ ol. Yok mu hala bir haber? Yok. Muzaffer, şu kulüpteki geceden sonra Neriman'la fark ettik ki Güllü Behiye'ye gerçekten çok benziyor. Bana doğruyu söyle. Sen bu kızı sadece eski karına benzediği için mi seviyorsun yoksa gerçekten aşık mısın? Öyle ya da böyle ne fark eder ki Zekai? Tutuldum işte kıza. Peki Ramazan? Hı? Ramazan ne diyor bu işe? Ramazan'ın ne dediğinin ne önemi var Allah aşkına? Kendine Zaloğlu dedirten bir adamdan ne bekliyorsun ki? Zıpçıklının teki işte. Orası öyle. Öyle ama yine de alınmış gücenmiş olmalı, değil mi? Muzaffer, sakın bu Ramazan bir hatlar karıştırmış olmasın. Ben de şüphelenmedim değil açıkçası. Dün gece çıkıp gitti gene bir yere. Hoş yapmadığı bir şey değil. Şu kaba hafız denen adama gidip duruyor habire ya. Tamam da ne yapmayı düşünüyorsun? Bu gece de giderse takip etmeyi düşünüyorum. Senin arabayı versene bana bu gece. Senin anlayacağın, benim bu Muzaffer'le davam var Kemal kardeş. Sustun. Hiç. İzmirli'yle muhabbet ederken söyledi de senin de yavukluğunu elinden almış Muzaffer'in yani. Doğru mu? Yanlış söylemiş. Kimse yavukluğumu falan kaptırmadım ben. Kızma Kemal kardeş. İzmirli'nin yalancısıyım ben de. Hani öyle deyince düşündüm de senin de Muzaffer'in sülalesiyle bir davan var. Kimseyle davam falan yok. Bitti gitti. Kapandı o mesele. Yasina'dan duydum şimdi. Kız dün gece neredeyse kaçıyormuş, öyle mi? Yok öyle bir şey teyze, ne kaçması ya? Bana bak Ramazan. Bu iş iyice sarpa sarmaya başladı, haberin olsun. Bu gece al götür kızı İstanbul'a. Bu gece mi? Teyze sen ne diyorsun? Daha dur hele, dün bir bugün iki öyle denle. Bak yemin ediyorum dayım anlar ha. Dayın zaten işkillenmeye başladı, avanak.
Kızı kaçırdın, kaçırdın. Kaçırmadın, bir iki güne kalmaz dayın seni tepene biner. Araba işin olacak. Ben birini dışarı bırakırım. Yeter ki sen git. İyi, giderik. Kim lan bu? Aç Hafız, aç. Benim Zaloğlu. Hayırdır Erenler? Geç içeri, geç. Ya dur. Sakın. Oh. Biz kız tam işi pişirdi. Muzaffer avrat gidecek diye sevinirken... Hardal tanesi kadar akıl yokmuş bu Güllü'de. Yazık vallahi, günah. He. Ya aklım bir türlü almıyor ki. Ya bu Kemal hapiste. Güllü Kemal'e kaçtıysa... nerede saklanıyor peki? He? Ulan...
Bu Güllü'yü Zaloğlu kaçırmış olmazsın. Hadi be. Ne hadisi? Zaloğlu dayısına kızdıysa kaçırmıştır. Ya güldürme beni Reşit'ten mi? Zaloğlu'nda kız kaçıracak yürek nerede? He? O da doğru. O da doğru. Dayısından izin almadan helaya gidemeyen adam. Al bakalım. Oh. Aferin lan Ramazan. Yani sonunda kızı kaçırıp el aleme eşek olmadığını gösterdin. Gösterdim. Gösterdim göstermezsin de Hafız. Benim içim hiç rahat değil Hafız be. Buraya gelirken arabanın biri beni takip ediyordu. Dayım diye ödüm koptu yemin ediyorum. Ya korkma ya. Dayın olsa burayı çoktan basıp kafamızı dağıtmıştı bile. Değil mi? Kız nerede şimdi? Bağ evinde bizim. Hafız. Kızı alıp İstanbul'a gidin diyorum. Gidersin ya. Gidersin. Sebat et. Ya madem son gecemiz, iki lafın belini bir kıralım dedik adam gibi. Ölmem Hafız. Evet Ahmet. Dediğiniz gibi takip ettim efendim. Netice? Kaba Hafız mı ne? Onun evine gitti. Günahını mı alıyoruz oğlanın ne? Tamam Ahmet. Hadi git yat sen. Peki beyim. Açılsana lan. Kapı. Özledin mi beni? Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun lan? Hiç. Çık dışarı.
Ya Yasin Efendi, ne konuşacakmış bey benle söylemedi mi? Vallahi bilmiyorum Hafız Efendi. Siz buyurun biraz bekleyiverin, ben haber vereyim geldiğinizi. Evet Yasin ha. Hafız Efendi'yi getirdim bey. Odanızda bekliyor. Tamam, geliyorum. Senin o adamla ne işin var abi? Sen ondan nefret edersin. Bir şeyler soracağım. Buyur kahvenin Kabak Efendi. Ellerin dert görmesin kızım. Ha, ne oldu o hanım arkadaşının işi? Ya çöp. Büyü tuttu mu? Tuttu ya. Ne demezsin? Herif biraz yüzüne bakıyordu, o da bitti. Hoş geldin. Hoş bulduk. Otur. Otur. Seninle açık konuşacağım. Birbirimizden hoşlanmadığımız aşikar. Ama bu vaziyet müşterek menfaatlerimiz söz konusu olduğunda göz ardı edilebilir. Sen ne dersin? Ya kusura bakmayın, bir şey anlamadım Muzaffer Bey. Anlatayım o halde. Yasin Efendi. Neler dönüyor Yasin ha? Abim niye çağırmış Hafız Efendi'yi çiftliğe? Ben de bilemedim vallahi Halide Hanım. Bana bir şey de söylemedi bey. Ramazan her şeyi anlatmış olabilir mi acaba Hafız'a? Mümkündür. Sever Ramazan Hafız Efendi'yi. Eğer bir de dertleşmek istemişse. Eyvah. Hafız Efendi abime konuşursa yanarız. Halide Hanım, beni dinlerseniz vakit varken bu işten dönelim. Şu saatten sonra dönmek olmaz. Hem zaten Ramazan alıp gitmiştir kızı İstanbul'a. Gitmemiş. Gitmemiş mi? Dün gece içime bir kurt düştü. Sabah gün doğmadan kalkıp bağ evine gittim. Kız görmesin diye evin içine girmedim. Uzanıp dışarıdan baktım. Bizimkisi uzanmış yatıyordu. Kız da sandalyeye bağlı uyumuş kalmış. Muzaffer Bey'in tomofilini de ortalık yere rastgele bırakmış Ramazan. Kimse görmesin diye arabayı evin arkasına çektim. Ben de döndüm geldim. Gerizekalı oğlan. Hey Allah'ım. Ne yapacağız biz şimdi? Sen hemen bir at hazırlat bana. Bağ evine mi gideceksiniz? Bağ evine gideceğim. Gitmeyin Halide Hanım. Ne yani? Kaderimize razı mı geleceğiz? Hafız Efendi bir şey biliyorsa anlatır. Yalan söylemez. Nafile uğraş bizimkisi. Denemekten zarar çıkmaz. Hiç değilse kızı çiftlikten göndermiş olalım. Hadi hiç durma. Ben Zaloğlu'nu daha şu kadarcık çocukken beri tanırım, bilirim Muzaffer Bey. Filakika Ramazan kızı kaçırmış olsun, bana da gelip anlatmış olsun. Ben aramızdaki muhabbeti gelip size anlatmam. Anlatırsam gıybet etmiş olurum ki bu... Bırak şimdi gıybeti filan! Küçük bir kızı kaçırmak... rızasıyla da olsa kaçırmak suçtur. Bak Hafız Efendi'ye...
Eğer Ramazan kızı kaçırdıysa ve sen de bunu bilip söylemiyorsan, kanun karşısında suçun ortağısın demektir. Şimdi tekrar soruyorum. Ramazan kızı kaçırmış mı? Kaçırmış. Nereye? Nereye dedim? Söyledi ama hatırlamıyorum. Peki. Hatırlaman için ne kadar lazım? Hı? Kız Gülizar, ne oldu? Bu ne hal? Sen kız, konuşsana. Yalan söyledim ben, Güllü tek başına kaçtı diye. He, tek başına kaçmadı mı? Kaçmadı. Kaçmadı ya. Ramazan kaçırdı. Maruzat-ı Bey'imizin Hafız Efendi Hazretleri? Hiç canım. Özür diledi benden. O kadar. Özür mü? Ne özür? Hani bir zaman önce yine gelmiştim ya. Beni görüp kızıp sinirlenmişti. Bağırmıştı. O yüzden. Ya demek yola geldi beyimiz. Düşmez kalkmaz bir Allah. Yasin'a. Ne demiş adam? Mağrur olma padişahım. Senden büyük Allah var demiş. Doğru. Yumurtaya can veren Rabbim muzafferimi pişman ettirmeyecek. Hadi selamete. Güle güle Hafız Efendi Hazretleri. Güle güle. Ramazan dün gece dönmemiş. Biliyorum. Nereye beyim? Ramazan diyorum.
kızı? Senin ne işin var burada ya? Elinin körü Ramazan. Ben sana kızı al git demedim mi? Ya gidiyordum gitmesine de. Ya bir tane araba beni takip ediyordu biliyor musun? Benden Muzaffer dayım zannettim. Korktuk tabii haliyle. Oradan da kabağın evine döndüm ben. Allah senin belanı versin. Dayın Hafız'ı çiftliğe çağırdı, konuşuyor şimdi. Bir şey anlattın mı herife? Hatırlamıyorum yemin ediyorum. Abo deze ya. Anlattıysam da anlattım. Kabak beni ele vermez ki. Ne sana, ne de senin hafızına güvenim var bu saatten sonra. Bir çuval inciri berbat ettin zaten. Şimdi de kabahatli biz mi olduk Halide Hanım? Ha? Kızı kaçır diyen senler misin? Uzun etme Ramazan. Araba arkada. Çabuk al kızı, basıp gidin buradan. Allah topunuzun belasını versin. Paçamı kurtardım sanmayın sakın. Eğer ben de güllüysem sizin bu oyununuzu elbet bozarım bir gün. Kes be. Ateş olsan civmin kadar yer yakarsın sen. Geceliğine mi susadın be?